muhteşem bir sezon geçiriyor. Yani gerçekten son yıllarda belki bunu Fenerbahçe'de ferdi olarak e, gösterebiliriz. Sağ beki koysan oynuyor. Sol beki koysan oynuyor. Horvet'te oynuyor. Yani Barış'ın performans göstermediği bir yer yok. Ve çokça e, transfer iddiası da var onun için. Ve Avrupa Şampiyonası yaklaşıyor biliyorsun. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra yüklü bir miktarda bence Galatasaray'ın kapısını çalacaklar. Sen ne düşünüyorsun Barış? kesinlikle jokerlik önemli bir meziyet ama artık bir saatten sonra bir oyuncu zarar da verebilir. Yani bir oyuncunun bir pozisyonda uzmanlaşması, o pozisyonun oyuncusu olması gerekir. Mesela dünya futbolunda çok yüksek rakamlara satılan bir joker oyuncu hatırlar mısınız? Çok değildir. Takımların içinde çok değerlidir jokerler. Ama Barış Alper'in eğer çok yüksek rakamlara Avrupa'nın 5 büyük liginden birine transfer yapmak isteği varsa ki onu biliyoruz var. Artık Okan Hoca'nın da onu şu anki pozisyonunda yani kanat pozisyonunda sürekli oynatıp orada değerlendirmesi gerekiyor. Yani Barış Alper çok net bir kanat oyuncusudur. Evet ihtiyaç olduğunda 9 numarayı da oynar. İhtiyaç varsa Beki de oynar. Ama bu oyuncunun uzmanlık alanı kanat pozisyonu. Dolayısıyla Barış Alper evet ihtiyaç oldu Galatasaray'da bunu başardı. Bu önemli bir meziyettir. Barış Alper'e bir şey katacaktır mutlaka transfer döneminde ama bu iş çok fazla böyle uzatmamak gerekiyor bir oyuncu bazında. Yani çünkü joker oyuncular için şöyle bir algı vardır. Her pozisyon oynar ama içi pozisyonda uzman olmaz oyuncular. Yani her pozisyonu 6 7 oynarsın ama 8 9 oynayamazsın. Dolayısıyla bu bir sıkıntı da yaratır bir saatten sonra. Ama Barış Alper'in gelişiminde bence bek oynadığı bölümler ciddi fayda sağladı. Yani işin savunma kısmını geliştirdi. Hücum oyuncularının basit top kaybı yapması durumunda savunma oyuncuların ne denli sıkıntılar yaşadığını deneyimledi bilerek, birebir deneyimledi. Dolayısıyla son dönemde top kaybı sayılarını azalttı. Topun çok daha fazla kıymetini bilmeye başladı. Tercihlerini düzeltti. E, şut tercihlerini düzeltti, pas tercihlerini düzeltti. Dolayısıyla Barış Ayper Yılmaz şu anda çok iyi bir seviyede. Yani Galatasaray'ın şu anda en kilit 3-4 oyuncusundan biri pozisyonuna geldi teklifler var, ilgiler var ama Galatasaray yönetimi çok net diyor ki ben Avrupa Şampiyonası'nı bekleyeceğim. Şu anda hiçbir teklifi değerlendirmeyi almıyorlar. Bunun nedeni de şu, hepimiz biliyoruz ki Barış Alper Yılmaz milli takımımızın direkt oyuncusudur. Orada oynayacağı iyi bir oyundan sonra değerine değer katacaktır. Ve ben sezon sonunda yani turnuvanın bitiminde bir Temmuz ortası gibi Barış Alper Yılmaz için çok ciddi tekliflerin gelmesini bekliyorum. Abi şöyle bir soru sorayım o zaman sana. Ee, hem Galatasaray açısından hem milli takım açısından sence Barış Alper Galatasaray'da yani asıl mevkisi nere olmalı ve milli takımda sen Barış Alper'i nereye yazarsın? Tabii Galatasaray'ın kadro gerçekleriyle milli takım kadro gerçekleri biraz farklı birbirinden. Şu anda mesela Galatasaray'ın kadrosunda sol kenar çok ideal Barış Alper Yılmaz için bunu neden söylüyorum? Çünkü sağ kenarda da Hakim Ziyech oynadığı zaman ki evet fiziksel eksikleri var bu çok net ama birbirini tamamlayan bir ikili olduğunu düşünüyorum. Yani bir tarafta süratli patlayıcı gücü olan bir kanat oyuncusu diğer tarafta bir oyun kurucu kanat profili Hakim Ziyech birbirini tamamlıyor bence. Ama milli takıma baktığımız zaman sol kenarda bir e, Kenan Yıldız gerçeği var. Bence milli takımımızın önemli değerlerinden bir tanesi ve Montella'nın çok beğendiği bir oyuncu. Hani Kenan Yıldız'ın oynadığı bir takımda sağ kenara da oynayabilir. Mesela Barış Alper Yılmaz. Yani şu anda net bir kanadın oyuncusu değil ama çok net bir kanat oyuncusudur Barış Alper Yılmaz. Bir kanat forvettir. Hatta şöyle söyleyeyim. Belki bir 3-4-3 sistemi içinde mesela Leverkusen'in 3-4-3'ünde bir Frippong'un yerini oynadığını düşünüyorum mesela sağ kenarda. Çok skorer bir kimyede bürünebilir orada. Çünkü oyunun iki yönünü oynayan bir futbolcu Barış Alper Yılmaz. Çok net bir kanat oyuncusu Barış Alper. Solu da sağda aynı şekilde oynayabiliyor. Mesela Galatasaray ilk geldiğinde Keçören gücünden net bir sol kenar oyuncusuydu. Sonra sağ kenara dönüştü. Çünkü sol kenarda oynadığı zaman o topu içe çekme anlarında karar mekanizmasında problemler olduğu için hatalar yapıyordu. Ama bunu geliştirdi ve artık içe çektiği zaman ne zaman pas vereceğini ne zaman şut çekeceğini çok daha kararlaştırdığı için net bir şekilde performansı arttı. Şu an Galatasaray için net bir ...sol kenar oyuncusu ama milli takımımız için... ...sağ kenar oyuncusu olarak düşünüyorum ben Barış Ayper'imiz. Abi şöyle devam etmek istiyorum... ...gelecek sezon yapılanması da... ...yavaş yavaş konuşulmaya başlandı. Ee, Galatasaray şimdi... ...Bankalar Birliği... ...anlaşmasından çıkacak gibi gözüküyor. Ve olası bir şampiyonluk da... ...artık benim için yani... ...benim görüşüme göre artık Galatasaray şampiyon diyebilirim ben. Çünkü son yıllarda... ...yaşadığımız tecrübeye de dayanarak... E iyi bir para getirisi sağlayacak. Ve bu parayla da abi iyi bir orta saha çekmek istiyor Galatasaray ve İlkay Gündoğan ismi var. Barcelona'dan ayrılacak olan İlkay Gündoğan. Sen ne düşünüyorsun İlkay ismi için? Yani Galatasaray'a gelse başarılı olur mu? Ne kadar? Bir kere şunu söyleyeyim. Bu sezonki şampiyonu çok kıymetli Galatasaray için eğer gerçekleşirse. Sportif anlamda çok kıymetli. Fenerbahçe ile arasındaki makası açıyor Galatasaray. Belki de rakipleri 4. yıldızı takmadan 5. yıldızı takma ihtimali doğacak. Yani e, arada olan o 5 şampiyonluk çok kıymetli Galatasaray için. Sportif anlamda makası açıyor Galatasaray. De dediğin gibi ekonomik anlamda da makası açması söz konusu Galatasaray için. Bankalar birliği anlaşmasından çıkılması, Temelburgaz'a geçilmesi, Florya projesinin hayata geçirilmesi, işte rezidans projesi var, Levo projesi, Mecidiyeköy'de. Hep bunlara baktığımız zaman Galatasaray'ın o son dönemlerde artık son 30 yıldır yaşadığı ekonomik sıkıntıları büyük ölçüde aşması, sportif anlamda tabii ki desteklenmesiyle beraber bunun çok başka bir boyuta gelebilir Galatasaray Türk futbolunda. Yani bir saatten sonra Galatasaray ve diğerleri durumuna düşebilir Türk futbolu. Yani dolayısıyla Galatasaray'ın elinde böyle bir fırsat var. Sportif ve ekonomik anlamda. Ee, ve tabii ki yeni sezonda mutlaka transfer planlamasında bu ekonomik güç yansıyacaktır Galatasaray adına. Satacağı oyuncuların içine de bunu katıyorum. Yani oradan bir gelir de elde edecek Galatasaray. Yani İlkay Gündoğan ismi Galatasaray'ın hep hayali zaten. Yani Oyuncunun ne denli iyi bir Galatasaraylı olduğunu biliyoruz. Ee, dolayısıyla onun Barcelona'dan ayrılış iddiaları aslında Galatasaray'ın iştahını kabarttı diyebiliriz. İspanyol basını ısrarla İlkay ayrılacak, İlkay ayrılacak diyor. Sportif olarak baktığımız zaman çok gerçekçi durmuyor. Kırkün üstünde maça çıkmış bu sezon. Xavi'nin vazgeçilmez oyuncusu ama eşiyle kaynaklı, eşinden kaynaklı bazı problemler olduğu iddia ediliyor. Şehre alışamadığı, Takıma alışamadığı şeklinde e, eşinin. Dolayısıyla böyle bir ayrılık olursa ancak biz bunu konuşuruz. Ayrılık olursa ben ciddi anlamda İlkay Galatasaray eşini olabileceğini düşünürüm. Yani çünkü 33 yaşında bir oyuncu son sözleşmesini almak isteyecektir. Galatasaray'ı nedenle sevdiğini biliyoruz. Ama bunun gerçekleşmesi için dediğim gibi öncelikle bir Barcelona ayrılığının olması gerekiyor. Ben ayrılığa çok fazla ihtimal vermiyorum. Ama yönetim şu anda süreci takip ediyor onu söyleyelim. Yani gözü İlkay'ın üzerinde. Orada bir ayrılık olursa Galatasaray yönetimi gider ilk ayla masaya oturur. Abi bir de şimdi son günlerde orta saha yönelik özellikle yani Galatasaray orta sahasında bir sorun olduğuna dair iddialar var ki bence Kerem Demir abi, Kerem Demirbay bu sene çok iyi götürdü orayı Tore'lerle birlikte. Ama gelecek sezon için bir transfer yapılması muhtemel. Ve Renato Sanchez ismi geçiyordu. Yani ben şahsen Renato Sanchez'in Galatasaray'ın aradığı oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Çünkü oyuncu artık şeye döndü. E, müzmin sakata döndü. Bu sene de çok iyi bir performans göstermedi benim kanaatimce. Sen ne düşünüyorsun Renato Sanchez için? Oyuncu değil. Yani Galatasaray'ın iki sezondur yaşadığı bir 8 numara problemi var. Geçen sezon Sergio Oliveira bu işi e, ligin son 8-9 haftasına kadar çok iyi götürdü. Mesela bu sezonda Kerem Demirbay 2024'ün ilk 3 ayında çok iyi götürdü bu işi. Ama şöyle bir gerçeğimiz var. Okan Buruk sistemlerinin 8 numarası olmak çok zor. Çok yıpratıcı. Çünkü hocanın sisteminde önünde bir ikinci forvet var. Dries Mertens bu sezon oynadı. Önünde bir Mauro Icardi var. Topsuz oyunda problemli. Dolayısıyla 8 numaranın yükü Toray ile beraber çok fazla oluyor. Yani oyunun her iki yönünde oynamak zorundasınız. Sahaya ciddi bir fiziksel direnç koymak zorundasınız. Mesela ile geçen sezon çok iyi dönem geçirirken o fiziksel yıpranma sonrası son 8 hafta falan çok bocaladı. Bu sezon Kerem Demirbay aynı sıkıntıları yaşadı. Çok yıpratıcı Galatasaray'ın 8 numarası olabilmek. Onu bir süre başardı ama işte son 4 hafta iyice artık düştü o da fizik anlamda. Dolayısıyla Galatasaray'ın yeni sezonda alacağı 8 numaranın riskleri minimize edildiği bir transfer olması gerekiyor. Fiziksel direnci üst düzeyde. Oyunun her iki yönünü oynayabilen bir oyuncu lazım. Artık oraya hani Torreira e geldiğinde Avrupa piyasasında nasıl bir yeri varsa eğer alınacak 800 numaranın da böyle bir yeri olması gerekiyor. Galatasaray'ın oraya ikinci bir Torreira bulması gerekiyor. Profil olarak bahsetmiyorum bunu. Oyuncunun özellikleri olarak bahsetmiyorum. Oyuncunun kariyeri Avrupa futbolundaki yeri anlamında bahsediyorum. Hep ben şu ifadeyi kullanırım. Galatasaray bu sezonun büyük bir kısmını tek motorla uçmayı düşünen bir uçak gibi geçirdi. Torreira e tek motor ama ikinci motoru yoktu Galatasaray'ın uzun bir süre. Kerem de bir 3 ay bunu yapabildi Demirbay ama şu anda yine sanki tek motorlu bir takıma dönüştü Galatasaray. Dolayısıyla oraya alınacak oyuncunun sakatlık probleminin, devamlılık sorununun, işte kişisel problemlerin olmaması gerekiyor. Her transfer risklidir, belli bir risk içerir ama alınacak 8 numaranın en az riski içermesi gerekiyor. Burada Renato Sanchez ismi başlı başına bir risk içeriyor. Çok soru işaretleri olan bir oyuncu, yetenek skalası yüksek ama devamlılık yok. Sakatlık problemleri var, mental problemleri var. Olmaz yani Renato Sanchez. Oraya dediğim gibi çok daha akılcı, çok daha önemli kariyeri olan ve genç bir oyuncu alınması gerekiyor bence. Dinamizmi yüksek bir oyuncu alınması gerekiyor ki sezonun devamında sorun yaşamasın. Ee, mesela maksimum 28 olabilir yaşı. Çünkü yaş geçtikçe o tempoya uyum sağlaması oyuncuların zorlaşabilir. Dediğim gibi Okan Hoca'nın sisteminde 8 numara olmak çok zor bir iş. Herkes bunu başaramaz. Öyle bir oyuncunun gelmesi gerekiyor. Sanchez bu isim değil bence.